Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle köy incelemeleri serimizin 10. bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle toplamda 5 veyahut 6 tane köy inceleyeceğiz. Yani zamana bağlı kısacası. Eğer çok uzun olmasa 6 inceleriz. Birazcık uzun olursa 5'te bırakırız. Şimdi elimde yine bir 20'nin üzerinde köy kodu var. Yeni gelen arkadaşlarla beraber yine çoğaldı bu sayı. Şimdi fazla da uzatmayayım. Hemen şöyle süreden kaynaklı sıkıntı olmasın. Sizlerin de canı sıkılmasın. Ben hemen şöyle ilk arkadaşımızın köy kodunu yavaştan yazayım. Bu arada şunu söyleyeceğim. Aramıza yeni katılan arkadaşlar veyahut bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar olursa, arkadaşlar sizler de köy kodunuzu yorumlar kısmına bırakırsanız sizlerin köylerinde inceleriz. Şimdi ilk köyümüz Aras isimli takipçimiz. Zaten köy ismi de Aras Bey, doğrudur yani. Hemen şimdi bakalım. Köy binası 8 bir köye sahipsin. Klan kalen tamam. Hava savunmalarına bakalım hemen. Hava savunmaları tamam. Fullemişsin, mükemmel. Çünkü köy binası 8'de en önemlisi hava savunması. Bunun dışında işte okçu kuleleri, şurada iki tanesi kalmış, bir seviyesi. Diğerleri tamam. Toplar tamam. Büyücü kuleleri 5, 5, 4. Yani büyücü kuleleri zayıf kalmış. Sadece toplar, okçular, hava savunmaları tamam. İki tane de okçu kulen kalmış. Bunları basarsın. Yani köy binası 8'de önemli olarak şudur. Yani ejder saldırısı daha yoğunluklu yapılır. O yüzden okçu kulelerini önce bu ikisini bas. Hani binici saldırısı yani nadir yapılıyor. Çok fazla yapılmıyor. Köy binası 8'de. Yani daha çok ejder yapılıyor. O yüzden önce şu iki okçu kuleni basarsın. Sonra büyücü kulelerine geçersin. Duvar olarak da yani böyle orta bir seviyedesin. Öyle söyleyeyim duvar olarak. Çünkü bazı duvarları fullemişsin. Bazıları hala 7 seviye ve bazıları da 6 seviye. Köyün gayet iyi. Sadece duvarların zayıf görünüyor. Bunları da bir an önce böyle yükseltirsin. Biliyorsun nasıl diyeyim? Duvar yükseltmesi maliyetler de zaten işte 8, 9, 10'larda vesaire bayağı bir düşürüldü. Hızlı bir şekilde fullersin. Hemen şöyle profiline bakıyorum. 42 klan savaşı yıldızına sahipsin. Klan savaşı yıldızın birazcık düşük kalmış. Bir 200, 300, 400 falan olması gerekirdi. Yani sana tavsiyem kesinlikle klan savaşlarına daha sık gir. Daha fazla savaşlar yap. Şimdi bir olarak gelelim. Kralım full. Süper. Bunun dışında askerlere gelelim. Ejder 3 tamam. Pekka 3 tamam. Bunun dışında binicinin bir seviyesi daha var. Aynı şekilde golemin 2 seviyesi var. Yani sana tavsiyem büyüler de iyi. Yani büyüden yana sıkıntı yok. Seni böyle kötü bir seviyede değiller. Ejder zaten sen de biliyorsun köy binası 8'de daha çok ejder saldırısı yapılıyor. Laboratuvar olarak sana şunu öneririm. Binicinin zaten bir seviyesi kalmış. Binici de eğer kullanmak istersen kanalımızda mevcut binici videosu köy binası 8 için izlersin. Kullanmak istersen kullanırsın. Mükemmel yani ordudur. Birliktir öyle söyleyeyim. Sana laboratuvar kısmında önerim. Önce biniciyi yükselt. Ondan sonra golemi yükselt. Ondan sonra işte kalan büyüdür. Diğer şu birliklerden onları basarsın. Bunların da çok bir şeyi yok. En önemlisi köy binası 8 için ejder ve binici, öyle söyleyeyim. Binicinin de bir seviyesi kalmış. Klan savaşı yıldızın düşük. Sadece Hiron mükemmel fullemişsin. Köyün de gayet iyi savunma bakımından, sadece duvarların düşük. Köy binasını 9'a atmak istiyorsan kesinlikle köyünde ne var ne yok fullemeden ve profilinde aynı şekilde fullemeden köy bina yükseltmesi kesinlikle yapma. Yani köyün gayet güzel, profilde gayet güzel, öyle söyleyeyim. Bu şekilde devam. Hemen ikinci köyümüze bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşımızın köy kodunu yazalım. Hemen şöyle yazdım. Evet. Doğru mu? Doğru değil. Sonu 9'muş. Ben P yazdım. Bir de kontrol edeyim ya. Şimdi bir ikilemde kaldım. Şöyle, evet, tamam, doğrudur. Ömer Kayboz isimli takipçimiz, arkadaşımız şimdi Dedyanke köyünün ismi de. O yüzden hani ikilemde kaldım. Acaba yanlış mı yazdım diye tekrar bakmak istedim. Yanlış yazdıysam da arkadaşlar
Hepiniz için söylüyorum. Tekrardan köy kodunuzu yazın. Tekrardan inceleme yapalım. Şimdi köy binası 11 bir köye sahipsin. Hemen şöyle bir hava savunmalarına bir bakalım. Hava savunmaları 9 seviye, tamam. Yaylar büyük ihtimalle onlar da fulldür. Yaylar tamam. Kartal topu cehennem tamam. Bunun dışında büyücü kuleleri şöyle bakıyorum. Tamam. Bunun dışında okçu kuleleri tamam. %99 düşünüyorum ki sadece duvarların kalmış, diğer her şeyin full. Yani görünüşe göre öyle görünüyor ama gözümden kaçan bir şey var mı ona bakıyorum. Yok gibi. Yani havanlar da çok önemli değil. Eğer 11 oluyorsa veya olmuyorsa ben hiç takılmıyorum havanlara, öyle söyleyeyim. Duvar olarak harika. Köy olarak harika. İnşallah profilinde harikadır diyelim ve şöyle profiline geçelim. 897 Klan Savaşı Yıldızı mükemmel abi, süper, öyle söyleyeyim. Kral Kraliçe Büyük Koruyucu Max süper. Şimdi birliklere gelelim. 4-4-3 süper. Yani cadı full, tazı full, atıcı full, binici full, madenci full. Köy binası 11 için konuşuyorum. Şifacı tamam, dev tamam, pekka tamam, elektro tamam. Oho, hiçbir şey kalmamış. Süper. Mükemmel. Kısacası mükemmel, harika. Büyük kısmı abi, büyük kısmı da full. Mükemmel. Yani yıldırım, deprem, öfkenin bir seviyesi. Ya hiç önemli değil. İsterse olsun isterse olmasın. Önemli olan işte yarasa, buz büyüsü, şifa falan. Profilin mükemmel. Klan savaşı yıldızın mükemmel. Hero'ların mükemmel. Laboratuvar kısmı mükemmel. Köyün mükemmel. Duvarın mükemmel. Yani söyleyecek hiçbir şeyim yok. Harika gidiyorsun. Harikasın. Kesinlikle bu şekilde devam et. Tahminimce sadece şu duvarların kalmış. Laboratuvar kısmında da gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yok gibi ama önemsiz, belki birkaç tane asker vardır. Onları da basarsın. Ondan sonra 12'ye geçmek istersen 12'ye geçersin. Mükemmelsin abi, çok iyisin. Bu şekilde devam. Hemen şöyle 3. arkadaşımızın köyüne bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde yazmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl bir köye sahipmiş kendisi. Doğru mu yazdım bakalım. Doğru yazmışım. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle arattıralım. The Guardians isimli takipçimiz zaten, köy ismi de The Guardians. Arkadaşlık atmış bana, kabul etmişiz. Şöyle bir köyüne bakalım. Şimdi köy binası 10 bir köye sahipsin. Duvarlar zaten full. Duvarlardan yana sıkıntı yok. Büyük ihtimalle savunmalar da fulldür. Hava savunmaları tamam. Cehennem kuleleri tamam. Yaylar onlar da tamam. Büyücü kuleleri tamam. Okçular da tamam gibi duruyor. Aynen, okçular da tamam. Toplarda %99, onlar da full. Şöyle bir bakıyorum. Aynen, toplar full, okçular full. Bomba kulesi full, duvar full, köy full. Kısacası köy full. Mükemmel, harika köy. Süper. Hemen profiline bakacağım. 521 Klan Savaşı Yıldızı. Köy binası ona göre gayet iyi. Yani düşük değil. Orta. Böyle birazcık daha yüksek olsa hatta mükemmel olurmuş. Öyle söyleyeyim. Hero'lara gelelim. 36 ve 32. Kraliçen mükemmel. Kralın da aynı şekilde güzel. Her türlü bu hero'larla her türlü köy binası onların içinden geçersin. Öyle söyleyeyim. Şimdi cadı, tazı, atıcı full. Binici, madenci tamam, golem, golem 5 seviye miydi? Köy binası 10'da, isterse 6 olsun ya, 5'te de iş yaparsın. Golem de iyi, gayet iyi. Pekka tamam, dev tamam, şifacı tamam. Şifacı 5 oluyor mu ya? Şifacı 5 olmuyordu değil mi? Köy binası 11'de 5 oluyordu sanırım. Ben sürekli bu şifacının yana bir ikilemde kalıyorum. Şimdi büyülere bakalım. Şifa büyüsü tamam, atlatma, buz. Yarasa tamam. Şu zehir, deprem vesaire, bunlar da tamam. Harika abi, süper. Köyün mükemmel. Profilin de harika. Tahminimce burada klon büyüsü var. 2 seviye. Benim gördüğüm kadarıyla. Şu iskelet büyüsü var. Çok bir önemi yok ama basmak istersen, öyle söylüyorum. Asker olarak da hiçbir şey yok gibi görünüyor. Yani askerlerin full, sadece birkaç tane büyüm kalmış ve hero'ların kalmış. Tahminimce de hero'larının fullenmesini bekliyorsun köy binası basmak için. Yani şahsi tahminim, şahsi fikrim. Eğer köy binanı 11'e basmak istiyorsan şu an kesinlikle
önermem kesinlikle. Yani ama kesinlikle kraliçeni fulle. Hani kralını fullemek istemiyorsan bile kesinlikle kraliçeni fulle. Kraliçen fullendikten sonra zaten hani binayı da basmak istersen kral da bir 35 yap en azından, eğer basmak istiyorsan öyle bas. Çünkü köyün full, profilde full. Gördüğüm kadarıyla sadece hero bekliyorsun. Basmak istiyorsan dediğim gibi kesinlikle kraliçeyi fulle, kral da en azından bir 35 yap, ondan sonra bas. Yani sana tavsiyem odur. Köy mükemmel, profil mükemmel, bu şekilde devam. Hemen diğer arkadaşımızın köyüne geçelim. Kimmiş? X Crush X isimli takipçimiz. Hemen şöyle bir bakalım köyüne. Şöyle yazalım. O kaç tane Y var bunda? 2 3 4 tane Y harfi. Sanki özel plaka gibi. Ha, güzelmiş. Köy kodu güzel. Bakalım. Tekrardan bir kontrol edeyim. İnşallah yanlış yazmıyorumdur. PR 9 4 tane Y. Tamam. VL doğrudur. Karakurt isimli köy kodu Karakurt. YouTube Niki X Crush X. Köy binası 9. Yanlış yazdıysam yorumlar kısmında kesinlikle belirt. Tekrardan inceleme yaparım. Şimdi köy binası 9. Yani hiç bakmadan tahminim köy binası 9 full gibi duruyorsun. Duvarlar zaten full. Yaylar tamam. Hava savunmaları tamam. Okçular tamam. Toplar tamam. Büyücü kuleleri tamam. Gözümden kaçan bir şey var mı? Yok. Köyün full. Şimdi kralı basmışsın, kraliçeyi basmışsın. Köy olarak söyleyecek hiçbir şeyim yok. Köyün full. Süper. Şimdi profile gelelim. 257 klan savaşı yıldızına sahipsin. Bence birazcık köy binası 9 için düşük kalmış. Böyle birazcık 500 falan 600 falan olsa mükemmel olurmuş. Öyle söyleyeyim. Yani klan savaşlarını nasıl diyeyim, birazcık daha fazla gir, birazcık daha fazla katıl, mükemmel tecrübeler edinirsin. Şimdi hero'lara gelelim. 22, 23 kral ve kraliçe zaten bir seviyede, şimdi basmışsın 24'e 23 oluyor. Gayet mükemmel. Zaten köyde bir işin kalmamış kral ve kraliçe basmak dışında. Şimdi askerlere bakalım. Hero'lar gayet iyi. Öyle söyleyeyim ben sana. Tamam, tazı cadı tamam, golemin bir seviyesi var, Walker'nin seviyesi var, binici tamam, pekka tamam, şifacı tamam, devin seviyesi var burada, büyü kısmı da tamam. Yani anladığım kadarıyla laboratuvarında böyle birkaç tane asker seviyen var, büyü kısmında da varsa bir iki tane de büyü kısmında vardır. Sana tavsiyem şu olur: kral ve kraliçeni aynı şu an yaptığım gibi hiç durmadan ikisini de yükselt. Bunun dışında laboratuvarında da kalan işte birkaç tane böyle birlik kalmış sanırım. Onları basarsın, veyahut büyü varsa büyüleri basarsın. Kral ve kraliçen zaten fullenene kadar laboratuvarında %100 fullenir. Ondan sonra da binanı eğer basmak istiyorsan köy binası ona basarsın. Kesinlikle kraliçeni ve kralını fullemeden köy binası 10'a yükseltme. Çünkü çok faydasını göreceksin. Köy binası 10'a geçince, ikisi eğer max olursa. Köyün harika, profil harika. Dediğim gibi sadece birazcık klan savaşı yıldızın düşük kalmış. Bunu da klan savaşlarına daha aktif bir şekilde katılırsan o şekilde çözersin. Şimdi kaç kişi incelemişiz şöyle bir bakayım elimdeki notlarıma göre. 4 kişi incelemişiz. Hemen 5. arkadaşımızı da inceleyelim. Kimmiş? Alper Erkan. Hemen şöyle bakıyorum. Köy kodunu yazalım. Allah Allah. Ya bu programda sıkıntı var. Dün müydü? Ondan önceki gün müydü? Aynısını yaptı. Böyle yazarken attı. Anlamadım. Bu güncellemeden sonra böyle bir kafayı üşüttü. İnşallah düzelir ya. İnşallah bir küçük bir güncelleme gelir, bir bakım gelir, bir şey yaparlar. Bunu inşallah düzeltirler diyelim. Ve Alper Erkan, köy ismi de Alper, kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir ziyaret edelim. Köy binası 10'a yeni geçmiş bir arkadaşımız. Köy binası 9'dan inşallah full geçmişsindir diyorum. Şimdi evet, full geçmemişsin. Hero olarak full geçmemişsin ama köy olarak duvarları fullemişsin. Yaylar tamam. Hava savunmaları tamam, aynen. Köy olarak köy binası ona full geçmişsin. Sadece sanırım hero olarak full geçmemişsin. Keşke
Yani keşke Hero'ları da fulleseydin. Gerçekten çok fazla faydasını görürdün. Sana öyle söyleyeyim. Çok fazla faydası olurdu sana. Yani savaşlarda falan. Yani keşke o şekilde yapsaydın ama tabii yükseltmişsin. Senin fikrin, senin tercihin. Sana tavsiyem köy binası ona yeni geçtiğin için şu olur. Şimdi cehennem kulelerini zaten açıyorsun. Cehennem kulelerini açtıktan sonra hiç durmadan ikisini de aynı anda yükselt. Yani 3 seviye yapana kadar ikisini de aynı anda yükselt. Kalan inşaatçıların ile hava savunmalarını bas. Yani mutlaka 5 tane veya 4 tane inşaatçın kesinlikle vardır. 2 tanesini cehennem kulesinde kullanacaksın. Kalan 2 tanesini, 3 tanesini, 4 tanesini bilmiyorum kaç tane inşaatçın var. Hava savunmalarını bas. Tabi hava savunmalarının dışında öncelikle ordu kamplarını bas. Şimdi şurada aşağıda ordu kampının ikisini basmışsın. O gözüme çarptı. Çok iyi yapmışsın. Ben savunma olarak başlamıştım ama tabi yeni geçtiğin için ordu kamplarını unutmuşum. Özür diliyorum bu konuda. Şimdi baştan başlayalım. Cehennem kulelerini açıyorsun. Bunları hiç durmadan basıyorsun. Mükemmel yapıyorsun. Bunun dışında kalan inşaatçılarla öncelikle ordu kamplarını bir yükseltiyorsun. Ordu kamplarından sonra biraz önceki dediğim yere geliyoruz. Hava savunmalarını basıyorsun. Hava savunmalarını bas. Ondan sonra işte boş olan inşaatçı ile zaten dediğim gibi hani cehennem kulesini hiç durmadan basacaksın 3'e kadar. İşte hava savunmasının bir tanesi fullenir. İnşaatçın boşta kalır. O zaman yaylara geç. Ondan sonra yaylara geç. Yeni X yayında açarsın. Onu da aynı şekilde basarsın hiç durmadan. Bunları yaptıktan sonra tabii ki elinde fazladan ganimet varsa bir yandan da yavaştan duvarları bas. Şimdi bunun dışında ne yaparsın? Sonra büyücülere geçersin. Büyücü kulelerine geçersin. Büyücü kulesini bastıktan sonra da okçulara, toplara geçersin. Köy olarak yani 9'dan yeni geçmişsin, full geçmişsin. Harika. Tabii yeni köy binası onu olduğun için şu an bakışta düşük görünüyor ama 9 olarak bakarsak çok güzel bir köyün varmış. Ona da yeni geçmişsin. Yani köyüne şu an bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi yaparsın savunmaları. O şekilde basarsın. Çok güzel olur. Şimdi profile gelelim. 91 Klan Savaşı yıldızına sahipsin. Klan Savaşı yıldızın köy binası 9 veya 10 için kesinlikle düşük kalmış. Bu saatten sonra şunu yap. Hani köy binası 10'da savunma basarken, duvar basarken, işte bir yandan profil yükseltirken kesinlikle hiç durmadan klan savaşlarına da katıl. Çok 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 daha iyi olur. Senin açından tecrübe edinirsin, tecrübe kazanırsın. Şimdi 25'e 23. Yani kraliçe ve kral köy binası 10 için şu an bakmamız lazım. Çünkü karşına köy binası 10 açacak. 25 seviyede yani kraliçe yürüyüşü yaparsın ama böyle çok fazla yürütemezsin bu seviyede, öyle söyleyeyim. Ama normal asker kullanımı için kraliçe ve kralın ideal. Düşük değil yani, güzel işler yaparsın ama kraliçe yürüyüşü yapmak istersen birazcık düşük kalmış. Basabilirsen şu an zaten yeni hani yükseltmeler yapıyorsun ya, eğer kara iksirin vesaire olursa fazla kasabilirsen kraliçeyi bas öncelikle, daha fazla kasabilirsen ganimet vesaire aynı anda ikisini de basabilirsen bas. Şimdi bunun dışında gelelim asker seviyelerine. Şimdi cadı köy binası 9'da fullemişsin. Ondan sonra golem tamam, tazıyı basmamışsın. Keşke tazıyı da bassaydın. Çok güzel olurmuş. Binici 4 seviye, biniciyi de yükseltmemişsin. Köy binası 9'da 5 seviye oluyordu. Yani ejderi direkt şey yapmışsın. Büyük ihtimalle hava saldırısı yapıyorsun yoğunluk olarak. Çünkü direkt ejderi onu fullemişsin. Şu an kampında da ejder vardı yanlış değilsem. Yani ne diyebilirim sana? Laboratuvar kısmında köy binası 10 için. Köy binası 10 için ne diyebilirim? Şunu yap, köy binası 10'da. Yani senin için hangisi basit olur onu söyleyeyim. Eğer hava saldırısı seviyorsan ejderi basarsın. Zaten ben basma desem bile basarsın. Hava saldırısında iyiysen, hava saldırısı yapıyorsan. Ben hava dışında şunu öneririm. Köy binası 10 için. Kesinlikle cadı. Kesinlikle binici. Kesinlikle Pekka. Kesinlikle yarasa büyüsü. Bu. Köy binası 10'un vazgeçilmez orduları bu.
Yani öncelik olarak hangisini basayım dersen, kullanabiliyorsan kesinlikle cadıyı bas. Çünkü harika işler yaparsın. Bunun dışında yarasa büyüsünü kesinlikle bir an önce açıp 3 seviyeye kadar getir. Buz büyüsünde bas. Pekka yarasa saldırısı yaparsın. Asker seviyesi olarak birazcık tabii düşük görünüyor köy gibi yeni geçtiğin için. Ama keşke hani dediğim gibi biniciyi ve tazıyı köy binası 9'dayken yükseltseydin. Yani neyse yapmamışsın olabilir yani geçmişsin artık köy binası 10'a. Yani güzel ya hani şey değil köyün kötü değil. Full geçmişsin. Savunma bakımından duvar bakımından. Profil olarak da işte hero'ların az bir seviyesi kalmış ama geçmişsin. Asker seviyesi de iyiymiş köy binası 9 için. Birkaç tane bir şey kalmış laboratuvarında ama geçmişsin. Köy binası 10 için bakacak olursak köyün şu an tabii düşük görünüyor. Yeni geçtiğin için. Aynı şekilde profil de o şekilde düşük görünüyor ama yeni geçmişsin. Böyle 2 ay falan dişini sıkman lazım öyle söyleyeyim. Hani hem köyünü hem de profilini böyle nasıl diyeyim bir adam etmen için böyle askerleri, laboratuvarı, köyünü böyle daha düzgün görünmesi için, daha sağlam görünmesi için bir 2 ay gibi vaktim var. 2 ay boyunca birazcık daha böyle eğer aktif değilsen oyunda birazcık aktif ol. 2 ay boyunca dişini sık. Ondan sonra köyün de mükemmel olur, profilin de mükemmel olur. O şekilde devam edersin. Sana tavsiyem yani dediğim gibi köyde dediğim savunmaları basarsın. Profilde de havada iyisen ejder tazı, karada iyisen dediğim işte cadıyı falan onları basarsın. Atıcıyı da açar onu da basarsın. Bunun dışında şunu söyleyeceğim son olarak sana. Kesinlikle köy binası 11'e basacağın zaman kesinlikle hero'ları da fulle ondan sonra geç. Çünkü çok faydasını göreceksin. Bak kesinlikle çok faydasını göreceksin. Şu an sen köy binası 9'un hero'larına uğraşıyorsun. Bak şu an mesela kraliçeyi yükseltmişsin tamam mı? Kaça basmışsın? 26'ya basmışsın. Eğer şöyle düşün. Kraliçem full olsaydı, kralın full olsaydı sen kraliçene 31'e basmış olacaktın. Kara iksirin de hazır. Kalkacaktı bir daha basacaktın 32'ye. Bu şekilde düşün. Ama fullemediğin için işte şimdi önce bir köy binası 9 olarak fullemiş olacaksın. 30'a getireceksin. 30'dan sonra artık köy binası 10'un hero'suna geçmiş olacaksın. Hani nasıl diyeyim bir tık böyle geriden geleceksin. Birazcık daha fazla zamanını alacak. Hani sakın yanlış anlama demek istediklerimi. Bu şekilde devam. Köyünü zaten full geçtiğin için güzel görünüyor. Hani duvarlar falan hani fullemişsin. Savunmayı fullemişsin. Bu şekilde devam. 11'e geçmek istersen de kesinlikle köy profil laboratuvar ne var ne yok fullemeden kesinlikle geçme diyorum. Şimdi kaç tane köy inceledik? 3, 4, 5 tane köy incelemişiz. Videomuz da fazla uzun olmasın. Yani 20 dakikayı geçmişiz yavaştan. Fazla uzun olmasın. Bir köy daha incelesek aslında olurdu ama. Önümüzdeki bölümlerde inceleyeceğiz zaten. Kalan arkadaşlar da kesinlikle onları da inceleyeceğiz. Hani beni neden incelemedin gibi böyle düşünceleriniz varsa veyahut nasıl diyeyim köy kodunuzu not almadığımı düşünüyorsanız arkadaşlar yorumlara yazılan her köy kodunu not alıyorum. İşte isminizi yanına da köy kodunu yazıyorum. Eğer önceden attıysanız aynı köy kodunu önce bir bakıyorum. Hani bakıyorum aynı köy kodu ve ismi var mı? Yok. O zaman notumu alıyorum. Ha bir hesap pardon. Birden fazla hesabınız vardır oyunda. Mesela 3 tane 4 tane köyünüz vardır. Örnek veriyorum. Yorumlarda yazarsınız. Farklı farklı köy kodunuzu atarsınız. 4 tane hesabınızın da. Ben bu dördünün de notunu alırım. Bu şekilde yaparım. Hepsini de incelerim. Sıkıntı olmaz. Şimdi bugün 5 tane köy inceledik. Videomuzda fazla uzun olmasın. Fazla da boş yapmayayım. Arkadaşlar bir dahaki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.